Gölün suyu eskiden bizim atalarımız, dedelerimiz göle gelirken su getirmezlermiş. Evden içmeye su getirmezlermiş. Gölün suyundan içer çayını, şeyini göl suyundan yaparlarmış. Ama şimdi bırak çay çeşme yapmayı, suyu içmeyi, buraya geldiğimiz yerde gölde o sudan gelen kokudan rahatsız oluyoruz. Ben orada çok yattım. Kulübe kurdum, evim vardı orada. Laylonda. Komşu da yardım böyle üstüne. Soğuk muğuk katiyen işlemezdi. Dedim, oraya tahtadan böyle altına komşu düşerdim. Tahtadan kulübe kurdum. Etrafına komşu dayadım. Orada yatırdım. Orada ekmeğimi, çayımı, aşımı hepsini orada yapardım. Köy çevresinde 17 tane, 18 tane benim bildiğim kadarıyla köy yaşıyor. Ve bütün insanlar bu gölden geçimini sağlıyor. Çoğu kamışından, çoğu balığından. Ama şu an Bolved'in, özellikle alkolit fabrikasının, emeğe fabrikalarının kirliliği, arıtma tesis koyup da onları çalıştırmaması nedeniyle bu göl çok aşırı miktarda kirlenmekte, aşırı miktarda su kirliliği yaşamakta bu gölde. Afyon'un buraya 60 kilometre olmasına rağmen Afyon'un kirli su atıkları, lahım su atıkları buraya dökülmekte şu an. Yani bunun önüne geçilmezse bu göl artık göl değil, bataklık olacak. Dışarıdan Amerika'nın, Almanya'nın karnı hangi görevdeyse onlar geldi. Biz onları her gün cumartesi, pazar götürüyorduk. Ve Holteyn'e turna balığı tutarlardı. 5 kilolu, 7 kilolu, 8 kilolu. Ama şimdi arayacağın yok. Yani bir milyar, bir tanesi bir milyar vereceğin diyeceğin, o balık yok şimdi. Ya çaparı var. Şimdi millet ondan yetiniyor. Yani ondan ekmeğini kazanıyor. Ondan avınıyor. O sazan balık yok. Yani bu kadar öyle bir çok güzelliği vardı. Artık bitti şimdi. Hadi şimdi abi, tamam. Hadi. 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 Alkolik yapıldı Bolivedine. Afyon'a şeker fabrikası yapıldı. Onların suyu geldi. Burayı mahvetti. Akşehir Gölü'ne geçiyordum. Su, buradan pis su arınıyordum. Akşehir Gölü'ne bu yana balık geçiyordum. Bu biraz da havanın yağış olmadığından dolayı su azaldı. O lahım suları falan hepsi şimdi buraya akıyor. Göle akıyor. Balık demişsiniz zaten bitti. O eski balığın lezzeti bile yok. Eskiden her tarafta ayrı bir çeşit kuş görürdün. Şu an öyle bir şey yok. Ya martı var, o da balık leşi yediği için onlar çok özellikle. Ya balıkçıl var. Birkaç çeşit böyle balık yiyen kuş türleri var. Onlar sadece bu gölde yaşamını sağlıyor. Eskiden mesela bu gölde ördektir, mekedir, kazdır, toydur. Onlar gelir konaklardı. Şu an bu gölde öyle bir şey yok. Yani öldürsen de bu millet bin de yasak yesiler buraya gitmeye mecbur. Yani mecbur, kesinlikle. Hırsızlık yapmaz, vurgunluk yapmaz. Yani o kişi değiller. Ne yapacak? Emeğine gidecek yani, ekmeğine gelecek. Emek çekecek, ekmeğini alıp gelecek. Olay bu. Kamış pişliğim, kamışı da bu. Kayığa çekerdim. Kayığa yakın leştiriveriydi. Orada çekiveriydim. Ada vardı böyle büyük. Ben orada yatırdım.
adadan kamışları, biçtiğim kamışı oraya çekerdi. Ortanca kız da giderdi o, bazı o da çekilirdi. Okuyordu, o tadil günlerin giderdi. Akşehir'de. Bizim bütçü, çok işlerimiz. Kamış biçtik, muhasır dokurdu, ben kamış biçerdim. Sabah 8, 7.30, 8 tabi bu mevsimine göre kışın ekseri kışın biçilir. Kışın işte güneş doğduğunda 8, 8.30, 9 gibi gidilir. Akşam ikindin ezaninden sonra gün batırmana yakın vatandaş evlerine gelirler. Orada biçer. Biz bağı deriz. Normal 5-6 kilo, 10 kilo gelecek düzeyde. Bunu bağ bağ demet demet yaparlar. Herkes istifini yapar, alıcısı ona göre gelir, kamışına göre. Buraya gelen otlarımızı evvela iskitlere yığarız. Biz yığın deriz veya koru deriz. Oralara yığarız. Aslında üzerinden birkaç ay böyle gölden biçildiği, gölden geldiği gibi değil de birkaç ay sonra yastık yapılırsa daha sağlıklı, daha güzel olur. Çünkü içinde zerre kadar bir nem rutubet kalmaz. Bu şekilde presleriz. Yüzlenecek hale getiririz. Üzerine halı veyahut da şargodas kumaşlarından veya normal kumaşlardan müşterinin arzu ve istekine göre imalatını yaparız. O zamanki hayatımız bambaşkaydı ya. Çıkmazdık biz köve, şehire çıkmazdık. Buradan baktığınız zaman biz Ebergir'de hep geçimli darlık oldu da. Arpa buğday ekiyorlar. Bir bakmışsın ekinler yeşermiş. Bir bakmışsın tarlalarda şey, patozlar oluyor. Biz yine çıkmazdık. Gölün güzelliğinden. Gelirdik burada balımızı verirdik. Geri giderdik içeri. Sabah saat 9'a kadar sığırımıza, sapamıza bakıyoruz hayvanlarımıza. Ondan sonra geliyoruz buradan 40-50 bağ ne biçtik. O kar yanımıza. Akşam 3.30-4-5 gibi buradan çıkıyoruz.
şimdi yaşanacak şey değil ama millet ihtiyacı mecburluğundan gidiyor yani isteyerek gitmiyor. O zamanlar herkes isteyerek giderdi.